İmam Hatipler'in öğrencilerine kadar, efendim, belki bir köy sağlık ocağında çalışan bir memureye kadar, işte öğretmenlere kadar birçok başörtülü kadın bu alanlardan men edildi. Yani hani burada yumuşak bir ifade kullanamıyoruz. Hani baskı gördüler, yıldırılmaya çalışırlar değil yani. Bizzat hepsi bu kurumlardan çıkartıldılar. Benden sonra benim fakültemde, benim bölümümde başörtülü hiç kimse okumadı. Ama ben devam ettim. Sonra da öğretmenliğe başladım. Başlar başlamaz zaten atıldım. Dolayısıyla ben süreci hem öğrenci olarak hem bir meslek sahibi olarak yaşadım. Daha sonra zaten meslekler men edilerek o dönemleri geçirdim. 28 Şubat'ta zaten kolluk güçleriyle yani sistem bizzat başörtülü kadınlara bu kurumlardan men etti. Fakat aynı zamanda da var olan direnişleri kırmak için üniversitelerde ikna odası adında bir uygulama başladı. Daha bu sene bu isim o dönem verildi. Böyle kapısına ikna odası da yazılan bir yer yok tabii. Bunu da kuran yani bu fikri işleyen, uygulatanla bugün işte milletvekili olan Musa Ertel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin öncü kadınları bu işte yer aldı. Burada şöyle bir hedefleri vardı. Yani okula gelen başörtülü kızların birinci olarak yani zaten bu örtüleri isteyerek takmadıklarını aslında böyle beyan almak istiyorlardı. Şimdi o dönemlerde giren birçok kız bu odalarda bir kameranın olduğunu söylüyordu. Fakat hani bunu o dönemde yani mağdurların bu durumu ispat edebilmesi için eline herhangi bir veri yoktu. Bunu işte hazırladığım ikna odalarıyla alakalı kitapta ben de belirttim. Oradaki röportaj yaptığım arkadaşlar da bunu belirtiyorlar. Fakat aynı günlerde yani 28 Şubat'ın hemen akabinde aslında böyle bir çekim olmadığına dair bir söylem geliştirmişti ikna. Fakat daha sonraki yıllarda, bu yakın yıllarda da biliyorsunuz işte Nur Serdar çıkıp dedi ki ben de kamera kayıtları var fakat artık zaman aşımı uğradı. Ben bunları yok edeceğim dedi. Dolayısıyla hani bu ifade, yani zaten ifadenin kendisi gayri hukuki zeminde konuşulacak bir ifade ama bunun dışında bir şeyi de kabul etmiş oldu. Bir anlamda da önemliydi. Kasetlerin olduğunu ve kendisinin olduğunu kabul etmiş oldu. Daha sonra bu organize ettiğiniz, yaptığınız işte malzeme olarak devletin malzemelerini kullanıyorsunuz. Nihayetinde bu kameramanların iletişim fakültesinin malzemesi olduğu, oradan öğrencilerin çekim yaptığı şeklinde ifadeleri oldu oraya giren kişilerin. Dolayısıyla ya aynı şekilde orada iknacı olarak kullandığınız memurlere de muhtemelen oraya girdikleri vakit için mesai almış olmalılar. Çünkü devlette memurun herhangi bir iş yapması için muhakkak ücretlendirmeyi talep eder. Yani bir sürü bunun gibi yani alt alta sıralayabileceğimiz unsur var ama bu malzeme hala devlete ait olması gereken bu malzeme bir kişisel eşya olarak evinizde saklanamayacak bir şeydir. Velev ki sakladınız bir şekilde onları devlete zaten iade etmeniz gerekir. Toplumu, kamuoyunu bunları yok etmek de tehdit edemezsiniz ya da artık hani benim üzerimden kalktı zaman aşımı oldu da diyemezsiniz. Bu yargılamalar süreci de evet yani dediğim gibi yani bunlardan bahsetmemiz tabii ki olumlu ama mevcut iktidar bundan daha fazlasını yapabilir aslında. Birçok konuda olumlu gelişmeleri görüyoruz, birçok tabunun yıkıldığını görüyoruz. Hani biraz bu tabuların yanında, atılan adımlar yanında hani tırnak içinde başörtüsü meselesi iktidar için aslında kolay halledilebilecek bir mesele olması gerekiyordu. Yani bize mesela toplumsal mutabakat denmişti. Yani bu toplumda mutabakatsızlık diye bir şey zaten onu da herkes biliyor. Eğer istiyorlardıysa yani bir referandumda bunun için yapabilirlerdi. Yani biz gerçekten bu anlamda iktidardan çok sabırla bekliyoruz ama hala bekliyoruz. Yani çok iyi bir çözüm, tamamen mutlak bir çözüm bekliyoruz. Yargılamalar konusunda da yargılamalar yani sınırlı kaldı.